Neden durdun hatun? Ne hünkârım. Her şeyi anlatacağım size hünkârım. Lakin şimdi değil. Yadigar Paşa şehzadeleri öldürecek. Koşun yetişin. Kasım! Kasım ya! Kimsiniz siz? Kasım! Kasım yardım et! İbrahim kaç! Şehzadem afiyette misiniz? Kasım! İyi misin? Yaralandın mı? Önemli bir şey değil, küçük bir sıyrık. İbrahim nerede? İbrahim! İbrahim! Abi! İbrahim! 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 İbrahim kendine gel. İbrahim geçti kardeşim. İbrahim kendine gel. Ne olur. İbrahim. Hünkârım. Müsaade edin yardım edeyim. Sakın. Sakın yaklaşma buraya. Gözümün önünden kaldırın şu hatunu. Biliyorum bana itimadınız yok. Lakin şehzademizin vaziyeti kötü. Bu tepsinin içindeki bitkiler hayli tesirlidir. Rahat nefes almalarını sağlar. Müsaade edin yardım edeyim. Hünkârım ne olur müsaade edin. İbrahim'in durumu iyi değil. Hünkârım, Yadigar Paşa kaçmış. Anlaşılan o ki sizi payitahttan uzaklaştırmak için İznik Kadısı'nı mahsus ihbar etmiş hain. Biz de bu sebeple geldik Kemankeş. Hainler yüzlerini göstersin diye. Biri Yadigar Paşa'ymış. İzini sürün köpeğin. Ölü yahut diri getirin bana. Emredersiniz. Hünkârım siz en doğrusunu bilirsiniz elbet. Lakin bir an evvel dönmemiz icap eder. Hüseyin Ağa doğru söyler hünkârım. Suikastin haberi payitahta ulaşmadan dönmemiz elzem. Şehir karışır. Tevatürü bile kafi. Telaş etmeyin. Validem de Abaza Mehmet Paşa da ne yapacaklarını biliyorlar. Biz de Allah'ın izniyle şafaktan önce yola revan oluruz. İsmin ne senin? Sanal Ber, hünkârım. Sanal Ber. Demek ki Yadigar Paşa canımı alman için sana emir verdi. Lakin sen yapamadın. Yapmadım. Ben sizi gördüm. Uzun zaman önce. Nerede gördün? Simsiyah bir atın üzerinde geldiniz. Uzun yeleleri vardı. O kadar güçlü, heybetliydi ki. Tıpkı sizin gibi. İndiniz. Yanıma geldiniz. Su istediniz benden. Ben size su verdim. O günden beri de hep sizi hayal ettim. Sizi
kızı bir kez daha görmeyi. Ne zaman oldu bu? Seneler evvel. Ben 13 yaşındaydım. Bursa'da. Yadigar Paşa'nın av köşkünde. Kuluyum zira. Beni o aldı. O baktı, o yetiştirdi. Sizi öldürmemi istediğinde hemen kabul ettim. Yoksa başkası yapardı. Ama en çok da sizinle olmak istediğim için kabul ettim. İbrahim. İbrahim, iyi misin? İyiyim hünkârım. Çok şükür. Her şey yoluna girecek, sen merak etme. Ben varken senin kılına dahi dokunamazlar. Sana söz veriyorum. Bir de asla böyle bir şey yaşamayacaksın. Kasım, hadi hazırlan. Payitahta dönüyoruz. Merak buyurmayın hünkârım. Senden bir şey isteyeceğim. Saklandığımı. Kimseye söylemezsin değil mi? Tabii ki söylemem İbrahim. Merak etme. Hem hatırlamıyor musun? Ben söyledim sana. İbrahim kaç, saklan dedim. Unuttun mu? Geçti kardeşim, merak etme, geçti. Geçti. Lakin bugün unutma. Tüm bunların arkasında Bayezid'in olduğunu zinhar unutma. Muradım, hünkâr oğlum. Tahmin ettiğimiz gibi yokluğunu fırsat bilen hain sürüsü gizlendikleri deliklerden birer birer çıktı. Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi'nin bu ihanetin başını çektiği aşikar. Ulemayı arkasına almış isyan tertip ediyor. Şüphesiz ki bu kadar cüretkâr olmasının bir diğer sebebi Gülbahar Sultan. Hepsi için icap eden tedbiri aldı. Lakin senin bir an evvel gelmen, hainlere hak ettiği cezayı vermen lazım. Vakit kaybetmeden payitahta dön aslanım. Dön ki bu yılanların, çıyanların başını geç olmadan ezelim. Ahizade Efendi'nin konağına git deli. Derhal huzuruma getir. Emredersiniz hünkârım. İfşa olduğunu anladım muhakkak. Suç bastırmak için bu telhisi gönderiyor bana. O lafları etmemiş gibi.
akılları sıra vakit kazanacak gafiller. Ölüm haberimi bekliyorlardı zira. İznik'te bir şey mi oldu? Suikasta uğradık validem. Benim, İbrahim'in, Kasım'ın canına kastettiler. Allah'ım senin kardeşlerinin canına esirgesin. Çok şükür canınızı bağışlamış. Bu belayı da savacağız inşallah. Hepsinin tedariki görülecek validem. Bilhassa Ahizade Efendi ve oğlu. İkisini de idam etmek gerek. Oğlum sen ne diyorsun? İznik kadısının canını almak dahi meşru değilken olacak şey mi bu? Ne olursa olsun Ahizade bir Şeyhülislam. Katli vacip değil. Zinhar görülmüş şey mi? İkisini de azledip sürgüne yolla, bitsin kapansın bu mesele. Padişahın dahi katledildiği günleri gördük valide. Ahizade kim? Ben o karanlık devri kapattım aslanım. Osmanlı bir çadır devleti değildir. Kanunlarla idare edilir. Sen bir hükümdarsın. Ahval ve şartlar ne olursa olsun kanuni kadime ve teamüllere riayet edeceksin ki o karanlık devir tekrar açılmasın. Korkum boşuna değilmiş. Ya sana bir şey olsaydı? Buradayım Fahriye. Yanındayım. Bu sarayın sensiz hiçbir manası yok benim için. Seni her an özlüyorum. Sana kavuşmanın hayalini kuruyorum. Ama belli ki sen aynı hisleri taşımıyorsun. Ne demek bu? Harama gelen şu hatun. Gözden olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Söz vermiştin bana. Başka kadın olmayacak demiştin. Ama şimdi vaziyet değişti tabii. Sana bir evlat veremiyorum. Bunları konuşmanın ne yeri ne sırası var ya. Merak ediyorum sadece. Ne geçti aranızda? Ona karşı hislerin var mı? Hiçbir şey. Daireni dön Fahriye. Kalmam lazım. Seyit, oğlum, baba,
Affedin beni ne olur. Sizi ele verdiğim için bağışlayın. Şşş. Dik dur aslanım. Zinhar üzülme. Seni bu hale getirenler utansın. Hünkârımızı bekler. Demek yasaklarımdan, cezalarımdan, idamlarımdan şikayetçisin. Öyle ki valideme beni ikaz eden telhisler yazar olmuşsun. Meşihat makamı olarak doğru bildiğimi söylemekle mükellefim hünkârım. İşittim. Söylediklerini işittim. Gizli meclisinde Sultan Murad'ı hal edip Şehzade Bayezid'i tahta çıkaralım demişsin. İşte sana fırsat. Göster bakalım beni nasıl hal edeceksin. Hünkârım, meclisim gizli olsa böyle bir telhis yazmazdım. Haşa huzurdan, yüce padişahımızın hallini telaffuz kimin haddine? Hepsi yalan, iftira bunlar. Benim kılıçla ne işim olur? Doğru. Senin kılıçla ne işin olur? Senin kılıcın dilin. Şu tavsiyelerin bile ihanetinin karinesi. Sen kimsin? Sen kimsin? Beni, Allah'ın yeryüzündeki gölgesini adalete davet edersin. Senin adalet dediğin şey benim iki dudağımın arasında durur. Tam da bu sebeple bütün alimler gibi sizi ikaz etmeliyim ki adaletinizin terazisi şaşmasın. Ben de seni ikaz ettim. Bu üç etti Ahizade Efendi. İlk evvela asilerin önünde bana kefil oldun. Sonra hain-i dini devlet İlyas Paşa senin verdiğin akılla kaçtı. Şimdi de bu.
Üçüncüsü olmasın. Olursa affetmem demiştim. Mehmet Paşa. Hünkârım. İrademdir. Ahizade Hüseyin Efendi'yi azlettim. Kıbrıs'a sürgün edilecek. İlaveten İstanbul Kadısı oğlu Seyit Efendi de azledildi. Gemiye bindirip derhal yollayın. Emri ferman yüce padişahımızındır. Beni düşman olarak görüyorsunuz. Lakin sizin en büyük düşmanınız bizatihi kendiniz. Bu öfkeniz yüzünden sırf siz değil, devlet de, hanedan da derin bir uçuruma sürükleniyor.